Aman çok affedersin, görmedim sizi. Yok, sorun değil. Kaza sonuçta olur böyle şeyler. Bir tutar mısın? Şey, şunu da vereyim. Yandınız mı? Yok. Kahveniz o kadar sıcak değilmiş. Şunu da vereyim. Hay Allah ya, tam da görüşme öncesi. Of, şunu da verirsem. Of, yani aradığımız şeyler niye en dipte olur ki? Buyurun. Kusura bakma lütfen, yani normalde bu kadar sakar bir insan değilim aslında ama sabah sabah sersemledim galiba. Onu da alayım. Buyurun, size şöyle vereyim. Tamam, merak etmeyin ya, hallolur, sıkıntı yok. Mert ben. Rujumu da alayım. Heh, pardon. Çok memnun oldum. Bahar. Bahar ben. Bahar. Güzel isim. Teşekkürler, başarılar. Sana da. Pardon. Pardon. Telefonunuzu unutmuşsunuz da. Ay, çok teşekkür ederim. Ya bugün de başınıza bela oldum resmen. Ya olur mu öyle şey? Ben çok stresliydim gelene kadar. İyi oldu bir kahve molası. Nasıl? Yani sence şansın var mı? Bilmem. Olabilir mi? Onu ben bilemem. Haklısın. İnsan kendi şansını kendisi yaratmalı sonuçta. Yani ben kendime şans veriyorum. Evet, tamam biraz sakarım. Ama mesleğimi gayet bilinçli bir şekilde seçtim. Ha, sen onu ne diyorsun? Sen ne anladın? Ben bir şey anlamamışım. Hadi ya. Üzülme. Yürüyelim mi? Evet, yürümek iyi olabilir şu an. Sahilden yürüyoruz ama sen uyardın mı? Olur tabii. Ben zaten şu ileride ayrılacağım. Tamam. Ha, seni kuzum aradı. Çift M ile. Kardeşim merak etmiştir. Ha. Komik mi? Yani evet, bence komik. Sen öyle bir anda M deyince aklıma kuzu sesi geldi. Tamam, biliyorum saçma. Hatta çok saçma. Bu arada sen hangi okuldan mezunsun? Ne? Bu da böyle sen kaça geçtin bakayım gibi bir soru olmadı mı? Öyle oldu değil mi? Yani ben de sevmem böyle sorular aslında. Evladım sen kaça geçtin bakayım? 5. Sen daha birinci sınıfta değil miydin? Özel bazı İstanbul. Ama burslu okudum. Oo. Ya güçlü bir rakibim var ya. Zordur burslu okumak. Evet. Ben de İstanbul Üniversitesi mezunum. Aa. Kayıt yaptırsaydım aynı sınıfta olacaktık demek. Vay be. Son anda burs kazanınca tercihimi değiştirdim. Belki birlikte staj yaparız. Neden olmasın? Yani ne demişler? İki insanın birbiriyle karşılaşması kadere, tanıştıktan sonra onların yan yana kalmalarıysa gayretine bağlıdır. Hmm. Yani bunu ben demiyorum tabii. Bir yerde okumuştum. Anladım. Oldu o zaman. Görüşmek üzere diyelim. Yeri ve saati biliyoruz o zaman. Merhabalar, Bahar ben.
Arkadaşlar hoş geldiniz. Aa, hadi canım. Buraya kadar zahmet edip gelmişsiniz. Ayaklarınıza sağlık. Umarım güzel bir gün yaşatabiliriz sizlere. İyi eğlenceler dilerim. Şarkılarımıza da eşlik ederseniz çok sevinirim. Ay yok artık, daha neler. İyi geceler. Ekip arkadaşımız kaçışa geçti. Ekip. Ama aynı zamanda da rakip. Arkadaş olmak zorunda değiliz. Hem sizle ne yapabiliriz ki? Benim planım eve gidip uyumak. Arkadaş olamayız zaten. Ekip olsak yeter. İzci kampına değiliz yavru kurt. Arkadaşlar, ya bakın böyle giderse 6 ay geçiremeyiz. Lütfen. Evet, ben de söylüyorum ama hala anlamaz. Hem senin ne işin var ki burada? Gam yok, tasa yok. Babana söylesen açar sana bir büro. Macera mı arıyorsun sen kendine? Ege. Abi ayıp oluyor. Lütfen. Teşekkür ederim. Ama ben kendimi savunabilirim. Abi. Alo. Alo Mert. Alo. Dinle beni bir. Beni bir dinle. Buraya gelmen lazım senin. Ha? Kötü bir şey mi oldu? Alo. Başım belada. Başım belada. Başım. Abi neredesin? Ya, bak sana konumu atacağım ben. Tamam konumu at. Geliyorum. Duyuyor musun sen beni? He? Konum. Bekle konum atacağım sana. Ne oldu? Abim başı dertte galiba. Benim gitmem lazım.
Tamam biz de gelelim. Belki bir yardımımız dokunur. Nerede olduğunu söyledin mi? Ya bir konum atacaktı ama takıldığı bir yer var. Benim oraya gitmem lazım. Tamam. Araba ver ben seni bırakayım. Ya gerek yok. Bakın siz kalın. Ben gidiyorum tamam? Ya abi saçmalama. Hadi, abi hadi, gerek yok. Ya, gerek yok. Hadi abi hadi. 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 Ben de geliyorum. Ay bir bu eksik. Sağda gösteriyor. Şurada durur musun? Ya bu konum nereye gösteriyor? Sapıtı hiçbir yerde göstermiyor. Oh, dur! Yok, vurma artık. Siz burada kalın. Saçmalama oğlum, ne kalması ya? Beni de bekleyin. Ya Bahar saçmalama, sen nereye gidiyorsun? Al. Vallahi vereceğim paranı bak. Hesap. Mert dur bana bak. Şişt. Sakin ol. Ben halledeceğim. Sakin ol. Arkadaşım. Bak ben avukatım. Bunu farklı bir şekilde halledebiliriz. Mert sakin ol. Ege! Ege iyi misin? Bırak oğlum elindekini. Ege saçmalama. Lan gel. Delikanlıysan bırakırsın oğlum elindekini. Öyle mi? Sizin kadar delikanlıyım. Ya ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin. Gel. Ege hadi. Ege. Abi! Kalk adamlar, kalkman lazım. Kalk. Ege! Orada kalkman lazım abi, kalkman lazım. Kimseyi unutma imdat! Mert Paşa! Yardım edin, kimse yok mu ya? Kimse yok mu? Ben ne yaptım? Allah kahretsin! Aç şunu aç! İnanmıyorum gerçekten ya. Bayağı bıçaklı bıçaklı kavganın içine girdik ya. Hiçbir şey söylemeyeyim. Lütfen gidin lütfen. Tamam lütfen. Ne yapacağız şimdi biz? Ya adama bir şey olursa? Ne demek ne yapacağız biz ya? Bittik biz Ege, bittik. Ne yaptım? Ne yaptım ben? Arkadaşlar bir sakin. Ne sakini ya? Şu an olduğumuz duruma bak Allah aşkına. Ya Mert. Sen bizi nasıl böyle bir şeyin içine sürükleyebilirsin? Haklısın. Yapmamam gerekiyordu biliyorum. Ben adamın elinden bıçağı almaya çalıştım. Ben sonra bu kadar büyüyeceğini nereden bilebilirim? Oğlum sen gerizekalı mısın? Bıçakla adamın üzerine attın. Ne bekliyordun? Ege tamam. Bahar tamam ne? Tamam ne? Düştüğümüz hale bak, saçma sapan bir şeyin içindeyiz. Tamam ne? Özür dilerim. Bu kadar büyüyeceğini gerçekten bilmiyordum. Planlayarak yaralamıyor. Nefsi müdafaa dersin. Merak etme. Olay o kadar büyümeyecek. Ya sen nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ya? Olay büyüyecek. Doğan Yener bunu öğrenecek, sonra da bizi kapı dışarı edecek. Bahar adamı yaralı bırakıp gittik. Farkında mısın? Daha ne olabilir? Daha ne olabilir? Abin halleder değil mi? Sonra işin ucu bize dokunmasın. Ne münasebet ya işin ucu bize dokunmasın falan. Benim olayla hiçbir alakam yok. Kendi başınızın çaresine bakın. Gidiyorum ben.
Hale. Özür dilerim. Bundan sonrası bende, tamam. Siz olayı duymadınız, etmediniz, bilmiyorsunuz. Arkadaşlar, şu an yapmamız gereken tek şey birbirimize daha fazla yüklenmeden olayın çözülmesini beklemek. Ya adam ölürse? Ha? O zaman ne yapacağız? Ege saçmalama, ne ölmesi? Adam gayet iyiydi. Ha, tamam o zaman ya, rahatladım. Ben giderim arkadaş. Olayın aydınlanmasını falan da bekleyemem. İzmir'den koşa koşa geldim buraya. Kimse için kendimi ateş atamam. Size hayatta başarılar dilerim. İyi. İyi. Sen de git istersen ben. Biraz yürüyelim diyorum. Hem daha sağlıklı düşünebiliriz. Bahar, ne yapmak zorunda değilsin. Biliyorum. Hadi. Hadi Mert. Ben seni de tanımıyorum. Lan. Ya yapma, kurbanınız olayım, siz kimsiniz ya? Ben nasıl bir belaya bulaştım? Geçtik amcaoğlu. Ne amcaoğlusu ya? Allah aşkına amcaoğlu ne ya? Kes lan! Oğul. Ben sizi tanımıyorum ki. Nasıl oldun, iyi misin biraz daha? Yürümek iyi geldi mi bari? İyiyim, iyiyim. Abim telefon açsaydı daha iyi olacaktım ama. Ya hep birlikte karakola gittiler ya da hastaneye. Yani iyi ya da kötü bir haber alacaksın. Ondan sonra ne yapman gerektiğine karar verirsin. Bahar, beni yalnız bırakmadığın için teşekkür ederim. Adamı öldürebilirdim. Evet, ama adam da sizi öldürebilirdi. Biz buna öz savunma diyoruz. Doğru, haklısın. Ama ben... ben bunu size yaşattığım için kendimi affetmeyeceğim. Ya tamam. Yapma artık bunu kendine. Şimdi sakin olup beklemekten başka bir çaremiz yok. Gidelim mi? Gidelim. Of Banu. Bu çarpışmalara bir son mu versek? Ben memnunum. Şirin'in babasının dosyasını inceliyordum. İş yerini buldum. Levent'te bir plaza. Hmm. Plaza çalışan diyorsun. Bu da uzun çalışma saatleri demek oluyor. Kim bilir kaçta geliyor eve. Bir çocuk için iyi bir şey değil bu. Özlüyordur babasını. Dilara'dan biliyorum. Dilara? Yeğenim. Aa, yeğenin mi var? Nasıl aranız, iyi mi bari? Vallahi onu Dilara'ya soracaksın. Sen dayıların en güzelisin diyor. Oo, dayılık müessesesinde iddialısın. Yani. Kendimi övmeyeyim şimdi. Hazır mısın dedektifçiliğe? Hayır. Hem de hiç hazır değilim. Ne oldu? Canın sıkkın gibi. Kardeşime ulaşamıyorum da aklım ona takıldı. Bir sorun mu var aramızda? Tartıştık. Şimdi de telefonu kapalı. Biliyor tabii merak edeceğimi. Aklınca intikam alıyor işte. Ergen. Neyse. İşimize dönelim biz. Ömür Korkmaz'la ilgili ne biliyoruz? Fırat Bey'in verdiği dosyada ne varsa o. Haftada 4 gün mutlaka spor yapıyor. Uzun saatler çalışıyor. Spor salonlarının yakınlarında da bir kafede takılıyor sürekli. Bu kadar. Ama eminim iyi bir takiple daha fazlasını öğrenebiliriz. Ne takibi canım? Sene olmuş 2022. Ben şimdi hallederim. Hmm. Sen sosyal medyaya bakacaksın. Evet. Bakalım sosyal medyasında kızıyla ilişkisi nasılmış? Evet, şimdi bir bakalım. Kardeşin mi? Benziyor musunuz? Evet. İlk bakınca fiziken kardeş olduğumuz belli oluyor ama
Aslında tamamen farklı insanlarız. Abimle ben gibi. Bu galiba Fırat Bey'in verdiği dosyadaki fotoğrafa çok benziyor. Evet, adamımız bu. Ama profili kilitli. Ne yazık ki buradan da bir şey öğrenemeyeceğiz. Bu kadar kolay pes etmeyelim bence. Ve takip isteğini gönderelim. Yes, gitti. Ben olsam kabul etmezdim. Baksana adam herkesi kabul edecek olsaydı hesabını gizli tutmazdı. Herkes derken? Beni kabul edecek. İstersen iddiaya girelim. Var mısın? Ne oldu? Kaybetmekten mi korktun? Nesine? Dondurmasına. Kaybeden modanın en güzel dondurmacısından dondurma alır. Bayağı zor bir iddiaymış bu. Bedava dondurmanın tadı da başka oluyormuş be Bahar. Biraz çocuk muyuz acaba? Tamam anladık, sen kazandın. Artık işimize dönebilir miyiz? Şuna bak ya, geldiğinden beri köpeğiyle oynuyor. Çocuk, çocuk evde kim bilir ne halde. Değil mi ya? Şirin de alıp getirsene şuraya. Hiç. Ay yok, ben çok sinir oldum bu adama. Bir iki tane fotoğraf çekeceğim. Belki lazım olur. Kalk kalk kalk, selfie çekeceğiz, kalk. Efendim. Gelirim tabii, gelirim. Tamam, köpeğimi bırakıp geliyorum. Görüşürüz.